Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizde çapraz trabzanlarımızı kullanmaktayız ve her iki e, yönünü de kullanabileceğimiz güzel bir çalışma batanelerde çok güzel duracaktır tabi dilediğiniz yerlerde ve örgülerde kullanabilirsiniz modelimi çalışmak için etrofil marka iki renk ipimi kullandım morumu ve pembemi evet hemen modelimize kolay gelsin diyerek başlayalım. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak zil sesini de aktif hale getirirseniz bizleri yorum ve beğenilerinizle de destekleyerek e, sevindirmiş olursunuz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimize uygulamak için yeteri kadar zincirimizi çekelim. Tabi nerede kullanacaksanız battaniyelerimizde özellikle istediğiniz Ölçülerde zincirlerimizi çekerek başlayalım. Modelimizi başlarken en sona 3 tane zincir bırakacak şekilde zincirimizi ayarlayalım. Çektiğimiz zincirimizi modelimizi kurup en son kısımda 3 tane zincir yeri mutlaka ayarlayalım. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Yeteri kadar zincirimizi çektim. Hemen saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şuradaki görmüş olduğumuz 6. zincir yuvasının içerisine tığımın başını 3 defa doluyorum. 6. zincirin içerisine girerek batıyorum. Ve ikişer ikişer alıyorum. 1 2 3 ve 4. 3 defa aldım, 4 defa da kapadım. Tekrar 3 defa doluyorum hemen yanındaki zincirimin içerisine batıyorum 1 2 3 ve 4 3 tane trabzanımı ördüm hemen 3 zincir ilave ediyorum ve aşağıdan 3 tane zincir sayıyorum 1 2 3 4.ye batıyorum 3 defa tığımın başını doluyorum 3 zincirden sonraki gelen 4. zincirimize batarak trabzanlarımızı çekiyoruz 1 2 3 hemen yanındaki zincir içerisine trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımda yine 3 defa doladım. Ve çekiyorum. Bu modelimizde 3 defa başını doluyoruz, 4 defa da çekiyoruz. Tekrar aralarda üçer zincirimiz var. 3 zincir yukarıdan, 3 zincir aşağıdan atlıyoruz. Evet, zincirimi çektikten sonra 3 defa doluyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4.'ye gelerek batıyorum ikişer ikişer çekerek dört defa da kapatıyorum ve yanına 1 2 3 ikinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 hemen yanındaki yuvanın içerisine dördün üçüncüyü de örüyorum 3 zincir çekiyorum aşağıdan 3 tane zincir atlıyorum başını 3 defa doladım 1 2 3 ve dördüncüye batıyoruz Dilimizin birinci sırasını bu şekilde kuruyoruz. En son 3 zincir kalana kadar 3 tane zincir atlayalım. 3 zincir yukarıdan ve 3 tane trabzanın başına üçer defa dolayarak alalım. Mor rengimizle ördüğümüz sıramızı tamamladım. üçer trabzanlarımızı ördüm. Şimdi kullanacağımız ikinci rengimize geçiyorum. Pembemi kullanmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Şu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra fazladan kalan 3 tane zincirimizin olduğu yer vardı bakınız şöyle çeviriyorum örgümü hemen buraya batıyorum ilk zincirin olduğu yere bağlandıktan sonra 1 2 3 4 5 1 2 3 hemen yanındaki zincir yuvasına giriyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 hemen yanındaki zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanım örüyorum 3 trabzanımızı ördükten sonra tıpkı mor rengimizde yaptığımız gibi 3 zincirimi çekiyorum 3 defa tığımın başını doluyorum şuradaki aradaki 3 tane atlamış olduğumuz zincirlerin içerisine birer birer batarak trabzanlarımızı örüyoruz 1 2 3 ikinci zincirime batıyorum 1 2 3 ve 4. 3'üncü zincirime batıyorum. 3 tane zincirimi alıyorum. 1 2 3. Atladığım 3 tane zincirimin ilkine batıyorum. Hemen ikincisine tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Zincirimin içerisine trabzanlarımı örüyorum ve bu şekilde sona kadar pembe rengimizi üçer trabzan örerek ilerliyoruz. Şöyle görelim. Bakınız aradaki atlamış olduğumuz üçer zincirli bölümlerin içerisine örerek sona kadar ilerliyoruz. Evet, bütün trabzanlarımızı ördük. Şöyle bakacak olursak 1, 1. Bakınız karşılıklı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan grubumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de kutucuğumuz var. Şimdi en son trabzanımızı ördükten sonra hemen 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine pembemle devam ediyorum. Şu şekilde katlıyorum. Şöyle görelim. Bu şekilde katladım. 1, 2, 3. 3 defa tığımın başını doluyorum. 1. trabzanımız zincirden oluşuyor. 2. trabzanımın üzerine batıyorum ve 2, 3, 4 defa da kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 defa başını doladım. Bakınız, burası önemli. Burada artık her iki rengimizi birbirine bağlıyoruz. 3. trabzanıma batarken baştaki zincir çektiğim ve ilk trabzan olan morumuzun tepe noktasına batıyorum ve modelimizi çapraz olarak kaydırmaya başlıyorum. Hem buradaki üçüncü trabzana hem morumuzun ilk trabzanına battım ve örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Artık modelimizi şu şekilde çapraz bir şekilde öreceğiz. 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, Üç defa doluyorum. Trabzanlarımın üzerine batıyorum. Şu şekilde bakınız. Buradan birinci trabzanıma batıyorum. Ve arkadan şuradaki görmüş olduğumuz zincir boşluğumuzun içerisine giriyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 defa doluyorum. 2. tırabzanımı önden batıyorum. Arkadaki morun 3 tane zincirimiz olan yere de giriyorum. 1 2 3 4. 3. trabzanım için doladım başımızı bakınız tığımızın 3. tırabzanına batıyorum. Aynı zamanda arkadaki morun olduğu yere giriyorum zincirimizin içerisine. 1 2 3 4. Şöyle görelim. Bakınız. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 defa doluyorum. Pembe trabzanımın üzerine batarken arkadaki boşluğun içerisine de girerek her ikisini kapatıp örmeye başlıyorum. 1 2 3 ikinci trabzanıma batıyorum. Yine boşluğumun içerisine giriyorum. 4 defa da çekiyorum. 1 2 3 3. trabzanıma batıyorum ve tekrar boşluğumun içerisine giriyorum her ikisini birbirine sabitliyorum ve ilerliyorum 1 2 3 bir, bir kere daha birlikte yapalım 3 defa zincir 3 defa doladım birinci trabzanı battım araya giriyorum araya giriyorum üçüncü trabzanı batıyorum araya giriyorum her ikisini kavrayarak tırabzanım örüyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim ve şu şekilde görüntümüz oldu. Arkadan da bakacak olursak bakınız çapraz bir şekilde morlarımız önde de yine aşağıda çapraz pembelerimizi görmekteyiz şimdi ikinci sıramızın morlarını örmek üzere hemen ilmeğimizi bıraktığımız yere örgümüzün yönünü çeviriyoruz bakınız pembeydi yine böyle uzun bir şekilde bırakalım aşağıdaki morumuzdan hemen örmeye başlayalım ilmeğimi takıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim diğer iki trabzanımı da üzerine batarak örüyorum üçer defa doluyorum her seferinde üç defa doluyoruz üçüncü trabzanımı örüyorum ve pe e, morumuzun da e, ikinci katını çaprazını yapmaya başlıyoruz bir sıra morumuzu çapraz yapıyoruz bir sıra pembemizi bakınız pembemizi öne doğru büküyorum şu şekilde Aradaki morlarımı görüyorum. 3 tane morumun üzerlerine birer birer batacağız. Aynı şekilde aşağıdaki bakınız arkadaki pembenin de zincir kısmının içinden geçmiş olacağız. 3 tane zincirimizi şurada çekelim. 1, 2, 3 defa başını doladım. 3 trabzanımın her birine birer birer örüyorum. Birinci trabzana battım. Bakınız arkadan şu şekilde zincirimin de altından geçiyorum. 1, 2 3 4 1 2 3 defa doluyorum ikinci trabzanıma batıyorum zaten arkadan hemen çıkmakta kontrol etmenize bile gerek yok alışınca el yordamıyla hepsini hissedebileceksiniz üçüncü trabzanıma batıyorum ve bakınız morumun bulunduğu yerden pembemin olduğu yerden çıkıyorum ve araya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum şöyle büküyorum 1 2 3 ilk trabzanıma batıyorum ve Şöyle arkadan çıkıyoruz. Zaten hemen kendisi şöyle battığımız zaman çıkmakta. İkinciye batıyorum. Üç defa her seferinde doladığım için hiç az dolamıyoruz. Hepsi üç. Araya üç tane zincirimiz. Tekrar şöyle düzelterek büküyorum. Bir, iki, üç. Arkadan mutlaka şu boşluktan çıkmamız gerekmekte üçüncü dikkat edelim modelimize batmayalım. 1 2 3 evet diğer trabzanlarımızı da aynı şekilde örerek tamamlayalım şöyle görelim. Morumuzu örerek tamamladık ilmeğimizi şu şekilde mutlaka bırakalım biraz uzatalım sökülme ihtimali olmasın isterseniz bir tane de zincir çekerek bırakırsanız daha güzel olur açılmaz. Evet bu sıramızı örerek geldim şimdi pembe ilmeğimizin olduğu yerdeyiz modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz Şu aşağıda yapmış olduğumuz gibi işlemimizi tekrar ediyoruz bakınız hemen zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 birinci trabzanımızı ördüm 1 2 3 ikinci trabzanım üzerine batıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 3 defa başını doladım birinci trabzanıma batıyorum ve buradan ilk Bakınız şuradaki morumuzun zincirlerden yapmış olduğumuz trabzanımıza gelerek batıyorum ve buraya birleşiyorum. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Pembemin üzerine batıyorum. Ve morumuzun bakınız zincir olan kısmına da girerek tırabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4. 1 2 3. 2. pembe batıyorum ve mor yuvaya zincirin olduğu yere giriyorum. trabzan üzerine batıyorum. Arkadaki sıradaki morun içerisine de aynı zamanda batıyorum. Her ikisini bütünleştirmiş oluyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 defa doluyorum pembemin üzerine batıyorum ve hemen morumun, bakınız bu, bu kadar çekmenize gerek yok sadece farkında olalım bir karışıklık olmasın diye e, asılmaktayım tekrar ikinciye batıyorum ve e, mordaki zincir yuvasının içerisine giriyorum 2 3 4 ikisini birleştirmiş oluyoruz trabzanımın üzeri morun şöyle görelim bakınız 3 tane zincirimizi çekiyoruz bir tane daha birlikte yapalım 1 2 3 3 defa tığımın başını doluyorum trabzanımı batıyorum mor yuvanın içerisine zincirin içerisine giriyorum 1 2 3 4 1 2 3 ikinci trabzanımı batıyorum hemen morun içerisine de giriyorum 1 2 3 batıyorum geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde pembelerimin üzerine örüyorum. Aynı zamanda da morlarımı kavrayarak sıramın sonuna kadar ilerliyorum pembe sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Arkayı çevirip bakıyoruz. Bakınız iki katlı çok çok hoş bir çalışma. Hemen bakınız ipimizi şöyle bırakabilirsiniz ya da birkaç tane zincir çekerek sağlama alabilirsiniz. Biz küçük bir parça çalıştığımız için sökülme ihtimali fazla yok. Ama büyük battaniyelerde falan bu şekilde direkt bıraktığımızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Nasıl olsa burada 5 tane zincirde gelerek başlayacağız. İsterseniz 5 zincirimizi hazır bir şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen nasıl arzu ederseniz bakın yine mor sıramızı örmek için hazırız. Şöyle görelim. Mor sıramızdayız. Hemen zincirimizi çekiyoruz. Bakın elim takıldı. Hemen açıldı bile pembemiz. Evet zincirimi çekiyorum. Her başlangıç zincirimiz 5. 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3. Hemen üzerini örüyorum. 1, 2, 3. Evet alıyorum. Pembemizi kendimize doğru şöyle yatırıyoruz. Çünkü morumuzu morumuzla pembemizi pembemizle öreceğimiz için mutlaka buna göre davranıyoruz. Pembemizi önümüze doğru yatırdım. Aşağıda görmüş olduğum mor trabzanların her birine birer birer batıyorum. Aynı zamanda da pembemizin zincir altından da geçişimi yapıyorum. Modelimiz çok çok basit mantığını kavradıktan sonra bakınız şuradaki trabzanlarımızı yaptıktan sonra bir önceki ördüğümüz sırayı önümüze doğru yatıralım ve kendi rengiyle trabzanlarımızı örelim diğer zincirin içerisinden de geçip bağlantımızı kuralım hemen 3 trabzanımızı ördüm 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 bakınız morumu batarken aşağıdan pembemin de ardından çıkıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 hemen ikinci her rengi kendi rengimizle örüyoruz. 1, 2, 3. Bakınız üçüncüye batıyorum. Üçüncüye batarken bazen dikkatli olalım. Ee, şu kısma yani trabzanın olduğu yere batmayalım. Araya girdiğimizden emin olalım. 1, 2, 3. Doluyorum. İlk moruma batıyorum. Ve pembemden çıkıyorum. iplerimizin katları açılabilmekte. Üçüncüye de batıyorum. Bakınız arkadan çıkıyorum. Bu şekilde sona kadar gelelim. Buradan dönüşü de birlikte yapalım. İyice pekişmiş olsun modelimiz. Bakınız morları morların üzerinde ve arkadan kavruyorum. Sıramızı tamamlayalım ve görüşelim. Mor rengimizi de örerek tamamladım. En son trabzanımı ördüm. Bakınız ister bu şekilde bırakabilirsiniz ama risk almayalım. 1 2 3 şeklinde bırakıp eğer çözülmediyse yani sökülmediyse üzerine 2 ilave edebilirsiniz hemen sayarak bakınız eğer e, sökülürse yeniden 5 tane zincir çekersiniz ama öyle boş bırakmak özellikle büyük battaniye öreceksiniz biraz sıkıntı çıkarabilir. Evet şöyle görelim tekrar pembe'mizin olduğu yere geldik ve pembe'mizi şu şekilde kapatıyoruz ve yeniden 5 tane zincir çekerek örmeye başlıyoruz. Bakınız modelimiz iyice belirginleşti ve artık işlemlerimizin tekrarına başladık. Şu şekilde çift taraflı kullanabileceğiniz güzel bir çalışma hemen pembe'mizi de yine şöyle başlatabiliriz evet sevgili arkadaşlar modelimizin kurulum aşamasını yaptık artık bir bir ardınca aynı şekilde örgümüz devam etmekte bakınız yönlerini görmekteyiz her iki yönü de gayet şık durmakta sevdiğiniz beğendiğiniz renklerle istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz evet yeni bir çalışmamızı görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere